Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dolaşım sistemi ile ilgili bir soru çözümü yapacağız. Ben hemen birinci sorudan başlıyorum. İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde yapılarından hangileri ortak olarak gözlenir demiş bize. Bakalım epitel doku. Epitel doku bütün damar çeşitlerinde ortak olarak bulunan bir yapıdır. Düz kas, bağ doku. Arkadaşlar bunlara baktığımızda toplar damarlar ve atar damarlarda epitel doku, düz kas, bağ doku bulunmakta. Fakat kılcal damarda düz kas ve bağ doku bulunmamakta arkadaşlar. Kılcal damarda bunlardan sadece epitel doku bulunmakta. Bize de tüm damarları sorduğu için, bakın bu damarların üçünden de bahsettiği için ben sadece burada epitel dokuyu alabiliyorum. İkinci soruma geçiyorum hemen. İnsan vücudunda yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan aza doğru sıralanışını istemiş bize arkadaşlar. Şimdi ben burada oksijene bakacağım. Oksijen en fazla hangisinde vardır? Tabii ki de hangisinde olacak arkadaşlar? En fazla akciğer toplar damarında olacak. Bakın en fazla oksijenin bulunduğu akciğer toplar damarı. Daha sonra böbrek atar damarı, daha sonra ise akciğer atar damarı. Hatırlarsanız normal atar damarlarla akciğer damarları tam tersi çalışıyordu. Bu yüzden akciğer toplar damarlarında en fazla, akciğer atar damarında en az olan şıkkı seçmek durumundasınız. Buradan da baktığımızda bu şıkkımızı Bursa olarak belirliyorum. Tabii ben yanlışlıkla şuradan sil yapalım. Bursa'yı alalım arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki şekilde insana ait bazı organlar arasında damarlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralı damarlar ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi burada önce damarlara bakalım. Akciğer, şurası yukarıda görmüş olduğunuz yer akciğer. Şimdi akciğerden şurası kalp, şurası da karaciğer gördüğünüz gibi. Akciğerden kalbime gelen damar akciğer toplar damarıdır arkadaşlar. Ve kalbimden de akciğerime giden, baktığınızda yani kirli kanı taşıyan akciğer atar damarı olacak. Kalbimizden çıkıp da karaciğerimize giden, bakın karaciğer atar damarı, karaciğerimizden kalbimize geri dönen de karaciğer toplar damarı olacak. Şimdi bütün damarların isimlerini söylediğime göre sorumu çözmeye devam edebilirim. Bakalım bize ne diyor? Yanlışı soruyor. 1 numaralı damardaki glikoz oranı 2 numaralı damardan daha azdır. Arkadaşlar 1 numaralı damara bakacak olursanız buradaki glikoz oranı 2 numaralı damara göre daha az olacaktır arkadaşlar. Bakın çünkü burası, dikkat edin, akciğerden kalbe gelen damar arkadaşlar. Burada ise akciğere giden bir damardan bahsediyor. Birinci öncülümüz doğru olacak. 2 numaralı damarda oksijen oranı en fazla demiş. 2 numaralı damara bakmak istiyorum. Hayır arkadaşlar, 2 numaralı damar kalbimden, bakın kalbimin sol, sağ pardon, sağ kısmından çıkıp akciğerlerime giden, yani kirli kanın, oksijence fakir, karbondioksitçe zengin kanın olduğu damardır. O yüzden 2 numaralı damarın oksijen oranı burada fazla demiş, yanlış olacak. Karbondioksit oranı fazla demeliydi. Cevabımızı Bursa olarak belirledik ama diğer şıklara da bakalım dilerseniz. 3'teki kan basıncı birinci damardan fazladır demiş. Üçüncü damara baktığımızda arkadaşlar, bakın kalbimden çıkan bir atar damar bu. Birinci damara baktığımızda ise kalbime gelen bir toplar damar. O yüzden arkadaşlar 3'teki kan basıncı birden fazla olacak. 4'teki üre fazladır. 4'teki üre derişimi fazladır demiş. 4'e bakmak istiyorum. Hatırlarsanız karaciğerde ornitin devri oluyordu arkadaşlar. Buraya gelen amonyak üre olarak çıkıyordu. O yüzden 4'teki üre miktarı fazla olacaktır. Açlık durumunda 4 numaralı damardaki glikoz oranı 3 numaralı damardaki glikoz oranından fazladır demiş. Baktığımızda bakın 4 numaralı damar şu kısım, 3 numaralı damar burası. Şimdi ben eğer açsam karaciğerime glikoz gelmez. Glikozlarda glikojene dönüşmez. Öyle değil mi? Açsam
Ne olur arkadaşlar, karaciğerimde hali hazırda var olan glikojenler glikoza dönüşür. Bu yüzden açlık durumunda tabii ki 4 numaralı damarda glikoz oranı daha fazla olacak. Çünkü benim ne dedim? Hazır olan glikojenleri glikozlara parçalanacak arkadaşlar. 4 numaralı, 3 numaralı sorumuzun cevabı Bursa. 4 numaralı sorumuza geçiyoruz. Şimdi sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunmadığını söylemiş. Arkadaşlar kan plazmasında sindirim enzimi bulunmaz. Antikor, monomer, hormon, vitamin ise kanımın plazmasında bulunacaktır. 5 numaralı sorumuz. Aşağıdaki grafiklerde insanda bulunan damar çeşitlerinde X, Y, Z ile gösterilen özellik değişimi var, verilmiştir diyor. Ve bize de diyor ki bu değişkenlerin aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Hemen bakalım. 1'e bakalım. X'e. X herhangi ne hangi özellikse atar damarda başlamış, toplar damarda en aza inmiş. Arkadaşlar atar damarda başlayıp da bu şekilde toplar damarda en aza iniyorsa şıklara bakıyorum. Bu kan basıncı olmalıdır diyorum. O zaman A ya da B şıkkı. Devam ediyorum. 2 numaraya bakıyorum. Atar damarda başlamış, kılcal damarda azalmış, toplar damarda tekrardan artmış. Arkadaşlar bu da kanın akış hızı olabilir. Çünkü kanın akış hızının en az olduğu yer neresiydi? Tabii ki kılcal damarlarda arkadaşlar. Peki 3 numaraya bakıyorum. Bakın atar damara baktığımda az, kılcal damarda en fazla, toplar damarda orta. Atar damarda en az olan toplam kesit alanıdır arkadaşlar. Ve kılcal damarda da en fazla olan yine toplam kesit alanıdır. Bu yüzden cevabımı Adana olarak belirledim. Ve devam ediyorum. Evet, 6. sorumuz. Aşağıdaki insan kalbinin çalışma hızını etkileyen faktörlerden hangisinin miktarındaki artış diğerlerine göre zıt yönde bir etki eder? Sıcaklık. Hemen şuradan işaretleyelim. Sıcaklık benim kalp atış hızımı arttırır. Kafein. Arttırır değil mi kahve? Karbondioksit. Kesinlikle arttırır. Hatta omurilik soğanını uyarır. Omurilik soğanı da solunum hızımı ayarlar. Adrenalin, heyecan gibi durumlarda kalp atışım hızlanır. Ama arkadaşlar, asetilkolin kalp atışımı yavaşlatacaktır. Şöyle. Şimdi bize 7. sorumuz. Baktığımızda ne demiş? Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirildiğinde hangi kavramın açıkta kaldığını soruyor arkadaşlar. Kanın damar duvarına yaptığı basınç. Kanın damar duvarına yaptığı basınç arkadaşlar tansiyondur. Ok işareti yapalım ve tansiyon. Şimdi burada ok işaretleri karışmaması adına renk seçelim. İkincisini bu renk seçelim. Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması. Enfarktüs yani kalp krizi. Aynı kalem bu. Yani benzer renkte olmasın. Hücreler arası sıvıda madde birikimine bağlı olarak sıvı birikmesi. Arkadaşlar buna ne diyeceğiz? Ödem diyeceğiz, değil mi buna da? Ödem nerede? Şurada. Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltihap. İltihap deyince aklınıza ne geliyor? Hemen seçelim şuradan. Bunu seçelim. Yangısal tepki geliyor arkadaşlar. Geriye neyi vermedi? Bize antikorun tanımını vermedi arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabını Denizli olarak belirliyoruz. Ve geçtik 8. soruya. Şimdi kalbin ritmik kasılıp gevşemesinde gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Sevgili arkadaşlarım, bir kalbin kasılıp gevşemesini derste size ayrıntılı bir şekilde öğretmiştim. Bir kalbin kasılabilmesi için, gevşebilmesi için
Ya da karbin atabilmesi için öncelikle sinatüryel düğümün uyarı vermesi lazım. Yani sinatüryel düğümün uyarı vermesi lazım. Sinatüryel düğüm uyarı verdikten sonra ne olacaktır? Kulakçıklar kasılacaktır. Ben buraya yazmaya çalışıyorum ama siz daha düzgün yazarsınız. Kulakçık yazmaya çalışıyorum şu an ve yazamıyorum. Evet. Kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasıldıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Atrioventriküler düğüm uyarılacak. Öyle değil mi? Atrioventriküler düğüm. Yerini hatırlıyor musunuz atrioventriküler düğümün? Hemen neredeydi arkadaşlar? Kulakçıkla karıncığın hemen arasında idi. Atrioventriküler düğüm uyarıldıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Histemetleri uyarılacak. Histemetleri uyarıldıktan sonra ise Purkinje lifleri, Purkinje yazmaya çalışıyorum. Purkinje lifleri uyarılacak. Soruda buraya baktığınızda arkadaşlar, bakın buna baktığınızda sinatriyal düğümün bakın bursa olduğunu görebiliyorsunuz. Kulakçıkların kasılması 4, atrioventriküler 1, histemeti ve 3 artık karıncıkların kasılması. Çünkü Purkinje liflerine uyarı gittiğinde karıncıklar kasılır arkadaşlar. Cevabımızı Bursa olarak belirledik ve 9. soruya geçtik. Kalbi besleyen ve oksijen bakımından kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar. Koroner damar arkadaşlar. Öyle değil mi? Direkt koroner damar diyoruz. 10. İnsanın olgun alveolar hücrelerinde olaylarından hangileri gerçekleşmez diyor. DNA sentezi. Arkadaşlar DNA sentezi gerçekleşmez. Çünkü alveolar hücrelerinde herhangi bir hücre bölünmesi yoktur. Bildiğiniz üzere alveolar hücreleri kemik iliği tarafından üretilen hücrelerdir. Yani onların üreme gibi bir yetenekleri yok. Endositoz. Hayır, alveolar hücrelerinde böyle bir yetenek yok arkadaşlar. Akyüver hücrelerinin fagositoz yetenekleri var. Yani endositozun katı parçacıklarla olan çeşidi. Tabii ki baktığımızda oksijenli solunum da yok arkadaşlar alveollarda. Alveollar ne yapıyorlar peki? Laktik asit fermantasyonu yapıyorlar arkadaşlar. Ve difüzyon. Evet, bu var. Çünkü alveollarda oksijen ve karbondioksit değil mi değişimi oluyor. Bu yüzden bu var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Denizli diyoruz. Ve devam ediyoruz. 11. soruya. Bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi karaciğerinin kan homeostazisini düzenlemeye yönelik işlevlerden biri olamaz? Peki o zaman kalem seçelim. Glikozu glikojene dönüştürmek. Bu kesinlikle homeostazi için. Kan proteinlerini sentezlemek, bu da homeostazinin görevi, amonyağı üreye çevirmek homeostazi. Yani homeostazi derken neyden bahsediyorum arkadaşlar? İç dengeden bahsediyorum. Vitamin depolamak, adek vitaminleri gibi iç dengeden bahsediyorum. Ama arkadaşlar sindirim enzimi üretmek, yani enzim üretmek iç denge değildir arkadaşlar. Burada karaciğerin kan homeostazisini düzenlemek için yaptığı bir şey değildir bu. Bu yüzden 11. soruya Edirne olarak cevaplıyoruz. Ve 12. soruya geçeceğiz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Evet. İnsanda atar damar ile toplar damar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca. Bakın sorunun kilit noktası sanki kılcal damarlar. Kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı hangisi gözlenmezdi demiş. Bakalım hangisi gözlenmezdi? Ödem oluşması. Ödem oluşurdu öyle değil mi? Düşünsenize arkadaşlar kan basıncı azalmayacak, sabit kalacak. Kesinlikle ödem burada gözlenirdi.
Doku sıvısının artması. Zaten doku sıvısı artacak arkadaşlar. Arttığı için ödem gözlenecek. Dokularda artık maddelerde kesinlikle artış olacak. Çünkü kan basıncı hiçbir şekilde azalmıyor. Gördüğünüz gibi sabit kalıyor. Eğer ki kan basıncı azalmazsa hani biz ne yapıyorduk? Kan basıncı ile ozmotik basıncın azalıp artmasına göre kandan dokuya, dokulardan kana madde alışverişinde bulunduruyorduk kılcal damarlarda. Ama eğer ki kan basıncında bir azalma olmazsa kılcal damarda herhangi bir madde alışverişi olmayacak. Soruyu o mantıkla çözerseniz doğru olur arkadaşlar. Kılcal damardan doku sıvısına kesinlikle bunu söyledik zaten. Madde geçişine baktığımızda arkadaşlar kolaylaşması baktığımızda olacak. Yine kalem burada. Doku sıvısından kana madde geçişin artması gibi bir şey olmayacak. İşte arkadaşlar burada kılcal damardan doku sıvısına madde geçişi olacak. Ama doku sıvısından kana herhangi bir madde geçişi olmayacak. Kan basıncı çünkü azalmadığı için böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki soru çözüm videomda görüşmek üzere.